Herkes anasından çakı gibi doğmuyor aslanım. Felek birine 5 verirken ötekinin elindeki yarımı da alıp götürüyor. Bazen. Derdin tasan sorunun olur, olmaz değil. Ama o dağdaki adamlar cedirleşirken orada sen burada kıçını devirip yatıramazsın aslanım. Komutanım, kafamı toplayamıyorum. Ben toplarım senin kafanı, merak etme sen. Komutanım. Ulan senin anan baban yok mu ya? Neredeler ya? Bir gelseler de ben onlarla bir konuşsam. Bu ne arkadaş ya? Onlar yok komutanım. Nasıl yok? Niye yoklar? Neredeler? Yoklar işte. Ulan taksit taksit konuşup da adamın asabını bozma ha. Konuş ulan. Konuş sana ulan. Ya. Dosyama bak. Dosyama bak. Neye bakıyorsan ona bak işte. Ulan ben senin dosyana falan bakmayacağım. Oturup adam gibi kendin anlatacaksın onu bana. Ya neyi anlatayım komutanım? Babam o neyi mi anlatayım? Annem olacak mı anlatayım sana? Benim annem hayat kadınıydı, tamam mı? Benim adımı bile Ankara Altındağ Karakolu'ndaki polis memuru koydu. Adımı koyacak lanet bir annem babam bile olmadı benim, anlıyor musun? Oradan bakınca nasıl gözüküyorum? Ha? Millet içeride annesiyle babasıyla telefonla konuşurken Fatih ne hissediyor? Fatih ne düşünüyor? Benim hayatım yurtlarda geçti komutanım. Demir ranzalarda, lanet olası çelik dolaplarda barındım hep. 5 kuruş param olmadı hiç benim. Tüp gaz çektim. Yapıştırıcı çektim. Hap içtim. Defalarca ölmek istedim ben komutanım. Olmadı. Sen şimdi benden ne istiyorsun? Komando mu olmamı istiyorsun? He? Dağlardaki savaş kolay komutanım. Benim kendi içimde vermiş olduğum savaş var ya. Hep yenildim. Defalarca yenildim. Yapamıyorum artık komutanım. Artık yapamıyorum. Olmuyor. Olmuyor. Gel ula buraya. Hakan Bey. Psikoloji demiştiniz değil mi Pelin Hanım? Durali Başçavuş şu anda terapinin alasını yapıyor. Bir insanı hayatta tutmaya çalışıyor. Evet. Argo konuşur. Biraz çatlaktır, tamam. Sizin testlerinizden de anlamaz. Ama adamdır. Adam oğlu adamdır.